Herkese merhaba. Ben bugün birkaç örnek daireye gezdim Gaziantep'te. Size de örnek olarak göstermek istiyorum. Çok beğendim. Belki Rabbim bize de nasip eder böyle bir daire. Öncelikle bu daire Sevinçler İnşaat'ın Safir diye adlandırdığı. Şu anda İknur Hanım yanımda. Bu şantiyenin inşaat mühendislerinden biri. Genel olarak bilgi verecek. Mesela kapalı otopark, havuz, spor alanı falan var mı bu inşaatta? Evet, iki katlı kapalı otoparkımız var. Her daireye iki araçlık bir yer düşecek şekilde tasarlandı. Numaralandırıldı. Kimin nereye ait olduğu belli şu an. Açık havuzumuz var. Fitness sauna, hamamımız var. Çocuk oyun alanımız var. Bunların hepsi C bloğun yanında. C bloğun altında. Fakat 24 tüm herkese saat ait. güvenlik var değil mi bir de Evet, burada 7/24 kesinlikle. olarak güvenliğe sahip. Anladım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şurada da akıllı sistemi var. Burada her şey yapılıyor. Yani elektrik kesiliyor veya su kesmek istiyorsan suyu kesiyorsun. Evden çıkmadan önce asansörü çağırmak istiyorsan asansör çağırma düğmesine basıp her şey ayarlanıyor. Zaten ev yangın sistemine karşı filan alarmlı her şekilde. Burada en ufak şey bile ayarlanıyor. Yani evin zil sesi bile ayarlanıp değişebiliniyor. Şöyle bu taraf böyle giriş. Burası vestiyer. Vestiyer çok güzel ve çok geniş. İçeriye giriyorsunuz vestiyer için. Vestiyerin orta aynalı kısmın iç kısmı. Şöyle açayım size göstereyim. Bu şekilde. Yine bu tarafta da askı ve ayakkabı koymak için yerler var. Yani vestiyer kısmı epey geniş ve rahatlıkla her şeyin sığabileceği bir şekilde. Vestiyerin karşısında şöyle oturma odası var. Şurada mutfak var, şurada da salon var. Diğer şu taraftan da çocuk odası ve yatak odasına geçiş var. İlk önce oturma odasından başlayayım size. Aydınlatmalar falan çok güzel, duvar kağıdı çok güzel olmuş. Ama duvar kağıdını beğenmezseniz katalogdan kendi zevkinize göre istediğini seçip yerleştirebiliyorsunuz. Şu karşı TV ünite yeri. Kapılar da çok şık. Yerdeki mermer desenlerle kapılar, dolap kapakları zaten birbiriyle uyumlu. Girişte aydınlatma olarak şöyle bir avize mi desem artık. Böyle bir aydınlatma kullanılmış. Aynı zamanda spotlar da var zaten. Yani yeterince aydınlatma var. Çok ferah bir ev, çok aydınlık. Mutfak dolaplarının kapısı da aynı yine yerdeki mermer desenle uyumlu. Dolap içleri falan malzemeler çok kaliteli gerçekten. Geniş, bol bol herkesin eşyalarısı çok rahatlıkla sığacak şekilde dolaplar var. Eşyalar kullanınca şık duruyor. Evye falan da siyah zaten. Ben kendi evimde de siyah evye kullanıyorum. Çok şık. Çok da severek kullanıyorum. Bunlar kireç de tutmuyor. Herkesin aklına ilk önce kireç falan geliyor ama kireç tutmuyor. Bunlar hep dairenin içinde veriliyor zaten.
bu şekilde. Şimdi burası şantiye alanı olduğu için pencereler kapalı. O yüzden dışarıyı gösteremiyorum. Şurada televizyon yeri var. Balkon inanılmaz geniş. Balkonda yerden ısıtma sistemi var. Balkonda sanki bir evin odasıymış gibi rahatlıkla oturabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda kapalı balkon camlarla. Balkondan salona geçiş de var. Zaten şimdi salona geçeceğiz. Mutfak bu şekilde. Mutfağın büyüklüğü yaklaşık 27 metre. Şu karşıda salon var. Oraya da bakalım. Kapılar cam kapı şeklinde. Daha ferah ve daha aydınlık olsun diye cam kapı tercih edilmiş. Duvar kağıtları çok güzel görünüyor. Ama tabii sizin mobilyanız ne renkse ona göre değiştirebilirsiniz. Burası yüksek bir ihtimalle şuraya yemek masası konulmak için düşünülmüş. Avize de o tarzda zaten. Şu karşı taraf balkon. Size balkonu gösterirken söylemiştim. Salon da böyle. Arka odaya buradan geçiş var. Şurada tuvalet var. Dolaplar tamamen kapalı kilerde. Şöyle. İki tane bu dolaptan var. Arka odalara bakalım şimdi. Şurada bir tane çocuk odası var. Şurada da bir tane çocuk odası var. Burada çamaşır odası var. Ve şurada da yatak odası var. Yatak odasından başlayalım. Bol aydınlatmaların kullanıldığı ferah. Genel olarak size göstereyim şöyle. Burada soyunma odası var. Yatak odasında. Bol çekmeceli, bol askılı, bol raflı bir soyunma odası. Herkes rahat rahat sığar yüksek ihtimalle. Burada da banyo var. Hamam dekoru kullanılmış banyoda. Motifler falan çok güzel. Ben küçükken bizim evde bu curum mu deniliyordu bunu hatırlamıyorum şu anda ama böyle mermerden, bu curumdan vardı. Aynen bu da mermer.
Bir an eskiyi hatırladım vallahi. Bu şekilde. Şimdi çocuk odalarına bakalım. Çocuk odalarından önce burada çamaşır odası vardı. Şurada yine iki tane aynı dolaptan var böyle. Bir tanesi çamaşır makinesi için, bir tanesi ise kurutma makinesi için kullanmaya bir çamaşır odası. Burası birinci çocuk odası. Burada da banyo var. Sonu göstereyim. Birinci çocuk odası bu şekilde. Burası da diğer çocuk odası. Her yatak odasında banyo var burada. Bu çocuk odasında küçük bir balkon da var. Onu da size göstereyim. Bu balkon kapalı değil. Sadece ön balkon kapalı. Çünkü bu balkonda klimanın, klimaları, motor sistemlerin falan konulacağı yer olduğu için kapalı yapılmamış. Size gösteririm neresi olduğunda. Bu da bu odadaki banyo. Balkona bakalım. Şu araya klimaların konulacağı yer. Çok rüzgar var. O yüzden kapalı değil burası. Yani görüntü açısından bir engel oluşturmayacak ama yani bu klimalar. Şu iç tarafta kalacak çünkü klimalar. Bu çocuk odası da bu şekilde. Yani iki çocuk odası var bu evde. Bir yatak odası, bir salon, bir oturma odası şeklinde. 300 metrekare büyüklüğünde bu ev. Rabbim alacak olanlara ağız tadıyla oturmayı nasip etsin inşallah. Benim bu videoyu çekmekteki amacım da duvar kağıdı, aydınlatma, dolap düzeni olarak nasıl bir şey yapabilirsiniz, nasıl bir yeni evinizi nasıl düzenleyebilirsiniz şeklinde bir video çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.